İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Debi Derya manzaramız bu işte. Aydın, Didim, Akbük'te, tepede bir yerde size hitap ediyorum. Size bu villaları sunuyorum. Bu villalar 750 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Evet sevgili arkadaşlar. Evet, buradaki villalarımız 750 bin TL'den başlayan fiyatlarla 750 ile 1560 arasında değişken fiyatlarla size sunuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. İçine doğru da bakalım. Rona ile beraber salonumuz burası. Çok ufak, çok büyük değil, çok ufak da değil. Evet, manzara süper. Gerçekten insan ruhuna evet sıhhat veren, neşe veren bir manzarada. Evet, karşısı yine deniz salonda. İşte mükemmel bir deniz manzarası. Önde bir terasımız daha var. Evet, Rona'yı da çıktı. Onun üstte pergüle de yapılır. 10 tane villamız burada satılık var. Evet arkadaşlar, deniz manzarası bu. Yürüyerek denize gidemezsiniz. 50 metre oturmuş, 50 de üstü, 100 metre teraslar falan hariç. Net yani, net. 50 metre kare alt, 50 de üst. İşte mutfağımız da bu. Altta bir oda da var. Evet. Altta bir oda. Çelik kapımız karşıda. Oradan da yukarı geniş bir merdiven var. Evet, bir daha salonu gösteriyorum size. Evet, bakın hemen solda bir oda da var. Evet sevgili arkadaşlar, her yer deniz manzaralı. Her yer deniz manzaralı. Havuzu var. Evet, burada alt katta bir odamız da var sevgili arkadaşlar. Evet, arkada bir balkona çıkan bir yer var. Burada da alt katta bir tuvalet, duş karışık bir şey de var. Duş da alınabilir orada. Değil mi Ronay? Evet. Evet, bu da merdiven altı. Çamaşır makinesi falan şu konulur. Merdiven rıhları büyük, güzel, itinayla yapılmış. Ses, ısı, deprem yönetmenliği hepsi var. İki odamız da burada var. İki odamız da burada var. Evet, çatılar sıcağı asla içeri salmıyor. Evet, odalar işte, oda metrekareleri fena değil. Çatılar ahşap, üstü işte çatı izolasyonlu falan şu bu. Deniz manzarası yine burada. Evet, deniz manzaramız bu. Sevgili arkadaşlar, bu denize yürüme mesafesinde değil. Burada şoförlüğü iyi olmayan da manuel araba sonradan öğrenenler için sıkıntı olur. Stop et, geri git, ileri gel. Rampadır, tepelerdedir. Şahinler tepelerde mi yaşar? Kartallar mı işte? Bazıları öyle diyor. Evet. Yüksek yüksek tepelere ev yapmasınlar. Sevgili arkadaşlar, ben de playback yapmışım. Çünkü orada fiyatlar biraz bana yanlış anlatıldı. Sonra ben geldim, bir daha düzelteyim derken servisi acele bayatlamadan size sunayım. Evet, bu da yukarıda bir banyomuz. 3 banyo, 3 oda var. Yok, 3 WC, 2 banyo. Banyonun bir tanesi ensuite ebeveyn. Evet. Dert ortağım benim Ronay. Ronay, ben de Ronay'a türkü söylerim. Evet sevgili arkadaşlar, burası banyomuz, odalarımız burada. Değil mi Ronay? Evet. Furkan'ın da vizeleri başlamış, durmadan ders çalışıyor. Manzara bu. İşte Akbük dedikleri yer bu arkadaşlar. Akbük bu. Akbük, doğa, deniz, o karşıki dağlar. Bak, karşıki dağların diğer tarafı Milas'tır, Güllük'tür, Akbük'tür. Bilmem nedir. Evlerde bunlar. Evet. Ne masraf yapmışlar bu ya. Taşlar, kayalar. Sevgili arkadaşlar, bu deprem yönetmenliğine zaten uygundur. Ses, ısı, deprem yönetmenliğine uygundur. Şimdi kesinlikle bu deprem konusu sizin şüpheniz olmasın. Bizim mühendisler, belediyelerimiz, yapı denetim kuruluşları, çevre şehirciliğimiz bu konuda gerçekten hassas. Ben de takdir ediyorum. Ben de inşaat yapıyorum. Benim ailem hepsi yani mühendis, mimar, hukukçular var bu işi. Benim kızım hukuk okuyor, yeğenim avukat, efendim yeğenim mühendis, yeğenim mimar. Dolayısıyla bu işi biz iyi biliyoruz. O konuda eleştirme yok. Talihsiz İzmir depremi, kardeşim, yıllar önce yokluk
betondan yapılmış binalar. Yani hani Anadolu'da insanlar gelir betoncu olurdu. Teneke ile 10. kata bilmem götür. İşte kürekle kar o betonun C mi, E mi, B mi, A mı ne oldu belirsiz, menşe belirsiz. O binalar yıkılır. Etre, demir, başında kontrol yok. Demirci diyor ki burası işte böyle yapsam yıkılmaz, kurtulur. Yani usta bilmiyor etmiyor. O binalar yıkılır. Canımız, kardeşlerimiz de öyle orada depremde şehit oldular. Ben de yüreğim onlarla, sizinle, bu ülkenin güzel insanları, hepiniz baş tacısınız. Evet. İşte o yüzden buralar deprem yönetmenliğine asla şüpheniz olmasın. Bana değerli amcalarım, abilerim, kardeşlerim gelince bazen vallahi telefonu ben tek idare ettiğim için lütfen bazen mesaj atın. Eğer dönemiyorsam ben akşam eve gidiyorum. Bazen geç saatte arıyorsanız cevap vermesem mesaj atın. Kusuruma bakmayın. Vallahi işte bilgisayarda hard disk'i çöker neticede. Ben de sizleri seviyorum. Umarım size de iyi bir izlenim bırakmışım. Size layık olsam ne mutlu bana. Dolayısıyla evet, Bulgaristan'da arayan abim, sana kocaman sevgiler. Sen geldiğin zaman o güzel yüreğin sana hizmet bedeli almam. Seni misafir de ederim canım benim. Güzel hemşerim, soydaşımız, gel başım gözüm üstüne gel. Evet. İşte arkadaşlar, evler bu bunun bir tanesi işte. Bu muhtemelen tam öndedir. Bu 750 binden daha yüksektir. Bu ileride havuz başının orada arkalarda 750 bine var. Evet, bu muhtemelen birinin üstündedir. Yani genel olarak size söyleyeceğim. Zaten ben hangisini de size göstersem siz bakmadan almayacaksınız. Mesela alanlar oldu. Bakmadan çok alan abiler oldu. Onlara teşekkür ederim. Ama adamlar öyle erkeklik yaptılar, aldılar. Pişman da değiller. Ben size bakmadan alın demem. Ama o benim şu anda sunduğum o 750'nin bayağı üstünde. O diğerleri, klasikler var ya, onlar hepsi de deniz görüyor. Evet arkadaşlar. Valla arkadaşlar, ben size iyi şeyler sunuyorum. Parasız pulsuz. Evet. Valla öyle. YouTube bize biraz para veriyor. O da Furkan almış. Bana vermiyor. Evinize hoş geldim. Amcalar, abiler, ezeler, teyzeler, halolar, neneler, meteler. Evet, güzel yapmışlar arkadaşlar bunlar. İstanbul menşeli bir inşaat firması geldi. Burada yapmış. Ondan sonra havuz da orada. Henüz yönetim oluşmamış. Aidatlar belli değil. Denize uzak. Arabayla denize gidemezsiniz. Akbük'ün girişinde nerede? Sol kol üzerinde yamaçta bir yer. Zaten düzlükte olsa bu manzara olmaz. Gerçekten yükseklik korkum vardı. Ben geçen yıl ilk buraya geldiğimde çok korkmuştum. Onu arz edeyim ben size. Evet. Gerçekten de öyle. Sevgili arkadaşlar. Böylelikle burayı da size sunmuş olduk. Şimdi burada ileride 1+1 daireler de var. Sunmuştum bundan önceki videoda. 1+1'ler 360 binden, 2+1'ler 440 binden, 3+1 dubleksler 600 binden başlıyor. Yani Akbük'te gerçekten bu manzaralı dairelerimiz de var. Şimdi bana hep pahalı yer diyorsunuz ya. Bazı abiler haklısınız ama 360'a 1+1'ler de var. Dedim merkezde, efendime söyleyeyim, 280'e daireler var. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Saygılarımı sunuyorum.